Birçok kişi hicret anlayışından uzak düşmüş ve geçimini sağlama derdinde başka bir dertlenme yok gibi. Bir kısım da zulümleri dile getirmeye çalışıyor. Cemaat Türkiye dışında hizmete devam ediyor mu? Hemen buradan da cemaatin eski Türkiye yöneticilerini suçlayabiliriz. Neden? Cemaatin insan kaynaklarının ve para kaynaklarının %90'ından fazlası Türkiye'ye harcanıyordu. Yurt dışında Türkiye'ye bağımlı olmayan, Türkiye'nin eline bakmayan fazla bir hizmet yoktu. Yani Orta Asya'daki, Afrika'daki okullar hariç, Batı'da diyorum, yani işte İngiltere, Almanya, Amerika gibi devam Türkiye'den beslenen kurumlar. Biraz da Türkiye'nin ihtiyacına göre şekillenen, dershane tartışmasına bile katkı vermek zorunda hisseden kurumları vardı. Biraz artık kendi kendilerine hem ayakta kalmak, organik çalışma metodları bulmak zorunda hissediyor yurt dışındaki kurumlar. Bir de yeni kaynaklar üretip Türkiye'ye destek olmaya çalışıyorlar. Çok yeni bir kriz hizmete etmeye başladı diyelim. Devam ediyorumdan ziyade etmeye başladı bence büyük ölçüde. Ama birçok insanın geçim derdinde olması anlaşılır bir şey. Bunun burada da yani bu sürecin bu kadar süreceğini maalesef insanlar sürecin başında inkar ediyorlardı yönetici pozisyondaki insanlar. Söylediğiniz zaman inkar ediyorlar. Söylediğim zaman inkar, yani söylediğimde inkar ettiğini gördüğüm insanlar olduğu için söylüyorum. Bu iş yıllar sürecek diyorsun. Adam o olur mu öyle şey falan diye düşünüyor. Maalesef oluyor yani, bu bir gelecek bildirimi değil de hani kafada işte bu iş 3 ayda 5 ayda biter diye olunca bir hazırlık yapmıyor, bir şey yapmıyor. Transition period, yurt dışına şöyle çıkaralım, şöyle entegre edelim, şöyle meslek grupları şöyle elinden tutalım falan. Bunları daha hızlı yapsa daha hızlı bu transformasyon sağlanırdı ama şimdi yapılmaya başladı zaten mecburen. Şimdi artık insanlar kalıcı olduklarını düşünse, ona göre yatırım yapsalar daha sağlıklı olur diye ümit ediyorum.